İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bu ne şimdi? Bizim ailenin çizgi film versiyonu. Saçmalık. Bir karışıklık oldu herhalde. Oğlum emin misin? Gelen kaset bu mu? Vallahi işte gördüm, içinden bu çıktı. Nasıl oldu bu peki? Olur böyle şeyler. Yarın organizasyonu yapan şirketi arar, bir güzel azarlar. Doğru kaseti yollamalarını rica ederiz. Necip Bey, çorbalar soğumasın isterseniz. Hadi. Niye geldik ki zaten? Bizim düğünümüzle ilgili neden her şey ters gidiyor Çınar? Tamam Lanecim, takma kafana bu kadar. Yarın gelir izleriz. Hadi. Olur böyle şeyler hayatta. Siz kalıyorsunuz bayanlar. Çok ayıp. Size hiç yakıştıramadım. Ortada yakışık almayan bir şey varsa mutlaka sizin aileden çıkmıştır. Bizim aile nerede nasıl davranılacağını bilir. İkbal Hanım, burası benim çöplüğüm. Yaprak düşse haberim olur. Görüntüleri benden önce ele geçirdiğinizi biliyorum. Amacınız ne? Yani bu görüntüleri Lale seyredecek, kıyametler kopacak ve bu evlilik bitecek, öyle mi? Bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Çok yazık. Çok çocukça. Telefonumu alıp geleyim. Çalarsa duymam şimdi. Çınar, bir bakar mısın? Konuşabilir miyiz? Ne oldu Zümrüt Hanım? Bir sorun mu var? Gel canım. Çınar'cığım, dün gece olanları biliyorum. Eşimle konuştunuz yani? Hayır. Gördüklerimden bahsediyorum. Bakın Zümrüt Hanım, yanlış anlamayın ama işim çok sarhoş. Açıklama yapmana gerek yok. Eğer seni suçlasaydım beklemez dün gece konuşurdum. Kızımı tanıyorum. Bu da eşimin yaptığı taşkınlıklardan biri, biliyorum. Hatta onun adına senden özür dilerim. Benim söylemek istediğim şey bu değildi. Nedir? Galiba sizlerden biri de görmüş bu olanları. Lale'yi tanıyorsun. Çok hassastır. Hatta bu dönem daha da hassas. Üzülmemesi gerekiyor. Bilmesi gerekmiyor bunu. Boşuna içine kurt düşmesin. Lütfen sizinkilerle konuş. Bu her iki taraf için de iyi olur. Merak etmeyin Zümrüt Hanım. Ben bizimkilerle gerekli konuşmayı yapacağım. Sevinirim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. Yemeği bölüyorum ama sizle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Dün gece uygunsuz bir durum oldu. İçinizden biri de bunu görmüş. Kim ne görmüş, olay nasıl olmuş bunu tartışmayacağım. Konu Yeşim'le senin öpüşmen mi? Ne? Ne demek şimdi bu? Sakin ol amca. Kız iyi değil. Eniştesini öpen bir kızın iyi olduğunu düşünemem zaten. Amca. Kız yaralı.
Bakma öyle deli fişek olduğuna. Acı çekiyor resmen. Ne acısıymış bu? Yaptığını ne hoş gösterir ki? Anlatacaklarımın aramızda kalmasını istiyorum. Şu rezilliği anlat önce. Yeşim babasının Kemal Taşkıran olmadığını iddia ediyor. Ne? Şimdi tam oldu. Emin miymiş? Ama ben doğru mu değil mi bilmiyorum. Nereden öğrenmiş peki? Bunu da bilmiyorum. Ama Şefik Süer işin içinde. Ondan eminim. Her neyse. Sizden Yeşim'e karşı hassasiyet göstermenizi bekliyorum. Bu olayın üstünü örteceğim. Ne Lale'nin ne de başka birinin kulağına tek bir kelime gitmeyecek. Sen önce küçük hanımı tembihle. Hayır, Hezeyan içindeymiş ya. Ne yapacağı belli mi olur? Bakın, ben bu evde huzur içinde yaşamak istiyorum. İki ailenin bir arada huzur içinde yaşaması için de ne gerekiyorsa yapacağım. Amca sen hep demez misin? Kol kırılır, yen içinde kalır diye. İşte bu konuyu da unutalım gitsin. İyi geceler. Gördün mü? Hemen nasıl fitlemiş cadı. Kendi nasıl da korumaya almış. Yani... Neler oluyor orada? Ne çeviriyorsunuz siz? Anlatın bana da bakayım. Telefon burada mıymış? Evet. Buradaymış. Oo, şimdiden 5 cevapsız arama olmuş bile. Kim asmış bunu buraya? Şimdi gidip bunu Hasan'la konuşacağım. Hayır Çınar. Bununla artık yüzleşmem gerek. Ha bizim odamızda, ha çalışma odasında. Ne fark eder ki? İstesem de kaçamam. Bu tabloyu görmesem de o kara geceyi hayatta unutmam. Sessizliğinle, erdeminle karşı koyuyorsun her şeye. Ben sadece elimden geleni yapıyorum. Çevremde büyük bir duvar var. Gerisinde bilmediğim şeyler yaşanmış. O gece ne oldu da babam kendine kıydı? Bizden vazgeçti. Bunu öğrenmem şart. Ben size ne diyeyim ki? Bir akıl alsanıza. Biz böyle olacağını nereden bilelim? Ortada Zümrüt'ü ilgilendiren bir iş varsa... Ne yapar, ne eder, şartları kendi lehine çevirir. O kadın kaçın kurası? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne yapalım Necip Bey? Olan oldu. Denedik bir kere. Bir daha benim haberim olmadan hiçbir şey denemeyeceksiniz. Adım bile atmayacaksınız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Merak etme aşkım. Elimden gelen yardımı yapacağım. Ama ya altından seni daha fazla üzecek bir şey çıkarsa? Ya acın hafifleyeceğine daha da fazla çoğalırsa? Bilmediğim şeyler daha çok ürkütüyor beni. Ne olursa olsun... gerçekler çok daha az canımı yakar. Çok güçlüsün. İşte bu yüzden her geçen gün daha fazla aşık oluyorum sana. Nereye kayboldunuz ya? Senin kapı çalma adetin yok mu eşim? Özür dilerim Çınar Bey.
Hadi gel, bozulma hemen. Biz çocukluğumuzdan beri birbirimizin odasına dalarız böyle. Ama artık eşimin de ablasının bu odada yalnız kalmadığını bilmesi gerekiyor, öyle değil mi? Özür diledim ya. Ama uzattın ya. Neyse. Sana bir sürprizim var. Leonardo'nun filmine bilet aldım. Ciddi misin? Bizi düşündüğün için teşekkür ederiz yeşim. Sadece sizi düşünmedim canım. Kendimi de düşündüm. Bilet 3 kişilik. Süpersin ya. Ne zamandan beri seninle sinemaya gitmedik yeşim. Ah Necip Bey, ben de sizi arıyordum. Zahmete lüzum kalmadı. Buyurun. Gazeteciler hemen röportajı yapmak istiyorlar. Hay hay. Madem ki kabul ettik, ertelemenin manası yok. Buyursunlar, gelsinler. Teşekkür ederim. Yalnız bir takım şartlarım olacak. Anlamadım. Neye nasıl cevap vereceğinizden tutun da nasıl giyineceğinize kadar benim sözümü dinleyeceksiniz. Ne münasebet. Röportajı ilk defa yapacak olan ben değil, sizsiniz. Yol yordamı öğrenmeye ihtiyacım yok. Ama sizin ihtiyacınız varsa seve seve yardımcı olabilirim Necip Bey. Bu evin ihtiyaçlarını ben karşıladığıma göre benim sözüm geçer Zümrüt Hanım. Ayrıca bunu siz de kabullenmiş olmalısınız ki bugün aldığınız takının faturasını adıma kestirmişsiniz. Şu hususu da belirteyim. Bugüne kadar kardeşime bile bu kadar pahalı bir şey almadım ben. Kusura bakmayın, benim de bir takım alışkanlıklarım var. Bazı özel harcamalar yapabiliyorum. Demek ki bu konuyu da bir nizama sokmamız gerekecek. Bundan böyle size bir kart tahsis edeceğim. Harcamalarınızı ondan yaparsınız. Nasıl isterseniz. İyi geceler Necip Bey. Allah muhabbetinizi artırsın Necip Bey. Ne muhabbeti İkbal Hanım? Aslan terbiye ediyorum. Artık kim kimi terbiye ediyor orası biraz karışık. Baksana, ne dese yapıyorsun. Gazetecilere hayır derdin sanıyordum ama. Bana güven İkbal Hanım. Bak gör nasıl şenlik olacak. Onları kendimize benzettiğimizi cümle aleme ispat edeceğim. Merak etme sen. Ay ben çok sevdim bu işi. Komşuluk oynar gibi. Sizin katta yemek, bizim katta kahve. Biz sinemaya gidiyoruz. Tabii. Yüksek müsaadelerinizle. İyi eğlenceler. Sağ ol. Ha amca. Sana Haluk amcanın selamı var. Hangi Haluk? Emniyetteki mi? Evet. Nerede gördün hayırsızı? Ben aradım. Hayırdır evlat? Lale'nin babasının ölümüyle ilgili şüpheleri vardı. Ben de Haluk amcayı aradım, yardım istedim. O da beni kırmadı. Bizim için bir araştırma yapacak. Of, ayaküstü sohbeti daldınız yine. Hadi gidelim bir an önce. Hadi tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Necip Bey. İyi akşamlar. Aa, saat kaç olmuş? İlaçlarını unuttuk Necip Bey. Hay Allah. Çınar araştırmasını bitirip ipin ucunda sizin olduğunuzu anlayınca bakalım ne diyecek? İpin ucundaki ben değilim, sizsiniz. Kocanız sizin ihanetiniz yüzünden intihar etti. Ama siz sebep oldunuz. Ne münasebet? Benim olayla alakam yok. Aa, abim doğru söylüyor galiba. Sizin çocuklar yine manşetlerde. Biz alışırız efendim. Şoku. C
Cemiyetin ünlü simalarından Zümrüt Taşkıran'ın çocukları Yeşim ve Kerem'in Kemal Taşkıran'ın çocukları olmadığı şok belgelerle kanıtlandı. Fazla. Rezillik bu. Ne demek bu anne? Anne. 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 Zümrüt Hanım iyi misiniz? Zümrüt Hanım. Anneciğim lütfen kendine gel. Anne. Uyan lütfen anne. Hemen. Doktora gerek yok oğlum. Dökün kolonyayı, koklatın burnunu, açılıverir. Anne. Dayı neden ayılmıyor? Meraklanma tatlım. Birazdan kendine gelir. Şermin, biraz kolonya getirir misin? Hadi hastaneye götürelim. Yaşadığı sarsıntı ağır. Beyninden vurulmuşa döndü kadın. İyi de insan bir şey yaparken önünü arkasını düşünmeli ama değil mi? Anne. Sırası değil. Yeşim. Aha, odasına gitti sanırım. Yeşim.
Lütfen yapma. Kimin ne dediği umurumda değil Yeşim. Git başımda. Lütfen. Lale Hanım. Ben sizi seviyorum. Lale Hanım. Anneniz kendine geldi efendim. Lale. Bir şey yapmasından korkuyorum kendine. Lütfen burada kal. Gazeteniz geldi Şefik Bey. Bakalım bugün ne skandallar var. Bana yaptıklarınızı ödeteceğimi söylemiştim. Yeşim. Bak bir tek ben kaldım. İstersen baş başa konuşabiliriz. Yeşim böyle yaparak içindeki acıyı azaltamazsın. Hadi aç şu kapıyı. Yeşim. Hem bu olanlardan senin bir suçun yok. Hadi aç şu kapıyı konuşalım. Biliyorum Yeşim. Üzgünsün, sinirlisin. Öyle kolay kolay da kabul edilebilecek bir durum değil ama... Sana güvenmiştim Çınar. Hayatımın en ağır sırrını sana açıklamıştım sadece. Ama sen ne yaptın? Gidip başkalarına anlattın. Bir de bana kızıyordun sır tutamıyorsun diye. Hani sen o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyordun? Ne demek bu anne? Beni yalnız bırakır mısınız Lale ile? Hay hay efendim. Ekrem sen de. Lütfen. Evet. Seni dinliyorum. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Şu kadının düştüğü duruma bak. Koskoca Zümrüt Taşkıran. İkbal Hanım, başkalarının düşkünlüklerine sevinmek yakışmaz bize. Doğru dersin ama yani kadın da az değilmiş ha. Yengem doğru söylüyor abi. Kadın kasıla kasıla geziyordu. Milletin içine nasıl çıkacak merak ediyorum ya. Size inanamıyorum hanımlar. Magazinin yazdığı habere itibar edilir mi? Belki de yalan yanlış bir şey yazdılar. Hem ne olursa olsun ben en çok o çocuklara üzülüyorum. Oğlum gazeteler yazdı. Okumadın mı delilli ispatlı demişler. Hem yalan olsa ne yazar? Adı çıkmış 9'a, inmez 8'e. Şu içimizi aldığımız aileye bak. Hadi hadi ortalık yerde konuşmayalım. Olanlara inanamıyorum. Bana öyle bakma. Olanların hepsi iftira. Belli ki birileri uğraşıyor bizimle. Artık yalan söylemeyi bırak. Haberleri okudum. Adamlar DNA raporlarından bahsediyorlar. Rapor dediğin nedir ki?
Parayı veren herkes istediği kağıdı alır. Bak, düzmece bir rapor yüzünden kalbimi kırıyorsun, haberin olsun. Bana inanmıyor musun? Peki. O zaman tek bir yol kalıyor. Babanın mezarını açtıracağız. Bir testi biz yaptıralım. Bakalım kim haklıymış. Evet hanımlar. Ateşi tutuşturup ortaya attık. Harı büyüyüp bizi sarmadan işimize bakalım. Hadi Reyhan, biz de şirkete gidelim. İkbal Hanım, bugün pek yüz göz olma taşkıranlarla. Kuyruklarına basıldı ya, kime saldıracakları belli olmaz. Kim yaptı bunu? Mümkün değil bu. Neden beni anlamıyorsun? Babamın mezarını açtırmam. Başka çare yok. Bu iftirayla yaşayamam. Bugüne kadar yaşadın ama. Merak etme. Sana hiçbir şey olmaz. Sen Zümrüt Taşkıran'sın. Takarsın maskeni. Çıkarsın insan içine. Ya kardeşlerim? Onlar mahvoldu senin yüzünden. Böyle konuşma lütfen Lale. Lale, bana böyle bir şey nasıl söylersin? Hepiniz Kemal Taşkıran'ın kanındansınız. Bunu benden iyi kim bilebilir ki? Sen bile bana inanmazsan kimse inanmaz. Buna ben değil, kardeşlerim inanmalı. Onlarla konuşmalısın. Yeşim'i gördün mü? Kendini odasına kapadı. Kerem, o da... Bir saniye. Kerem nerede? Sabah okula gitti. Hemen onu bulmamız lazım. Hiç değilse... bizden duysun. Ben de geliyorum. Doğru. Karının ailesini tasvip etmiyoruz. Ama bunu bizim yaptığımızı düşünmene sebep ne? Daha iki gün önce Yeşim'e anlayışlı davranın diye size olayı anlatıyorum. Bu sabah gazetede. Ne düşüneyim amca? Yazık. Bu kanaate varman çok üzdü beni. Hiç mi tanımıyorsun sen bizi? Ilgazlar böyle bir aile mi? Yerdeki yüze bastığımızı ne zaman gördün? Ben her zaman kabahati örtmede gece gibi olun diye nasihat etmez miyim size? Sana göre bu ayıbın peşine düştük. Belge delil aradık, bulduk. Bir de bunu gazetelere verdik, öyle mi? Oğlum, biz senin saadetin için evimizin düzenini bozup buraya geldik. Sen ilk fırsatta bize kükrüyorsun. Peki nasıl çıktı bu haber amca? İki kişinin bildiği sır değildir evlat. Zaten beni de kaygılandıran çıkan haber değil. Nasıl bir aileye düşmüşüz ki olayların önü arkası kesilmiyor. Huzur yok, kepazelik çok. Bir de yetmezmiş gibi yaptıklarıyla bizi bize kırdırmaya başladılar. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi Reyhan, işimiz gücümüz var, çıkalım. Lale nereye? Çınar, Kerem'in okuluna gidiyorum. Gazeteyi görmeden onunla konuşmam lazım. İyi tamam, hadi çıkalım. Dur Çınar, sen Yeşim'in yanında kal. Onu yalnız bırakma. Ben de gelseydim, erkek erkeğe konuşurdum Kerem'le. Benimle bile konuşacağını sanmıyorum ama onu bulmalıyım. Gideyim şimdi. Tamam, hadi. Bana öyle bakmayın.
Hepsi iftira. Yürü çıkalım. Hürmet, koltuğumu getir. Çınar, bırak. Çıkma o kızın yanına oğlum. Anne, kız iyi değil. Oğlum, anasının günahını çekiyor. İşlerine karışmak bize düşmez hem. Sen mümkün mertebe uzak dur. Zehiri çıngıraklı yılandan beter. Musibeti bir bulaşırsa başını kurtaramazsın Alimallah. Üniversiteye gidiyoruz. Zümrüt Hanım, gazetede çıkan haberler hakkındaki yorumunuz nedir? Bir dakika bekleyin. DNA raporuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Belgeler sahte mi? Yeşim ve Kerim'in babası kim Zümrüt Hanım? Çıkan haberler doğru mu? Arkadaşlar. Yakın bir zamanda bir basın açıklaması yapacağım. İyi günler. Zümrüt Hanım, ne zaman gerçekleştirdikleri doğru mu Yeşim ve Kerim'in? Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım lütfen. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım açıklamayı ne zaman yapacaksınız? Zümrüt Hanım bir açıklama yapın. Lütfen ne zaman yapacaksınız? Zümrüt Hanım. Bir tarih söyler misiniz? Necip Bey, gelininizin ailesi hakkında çıkan haberlere yorumunuz ne olacak? Çınar Bey'in düğününde yaşanan olaydan sonra enerji ihalesi tehlikeye girmişti. Sizce bu olay ticari itibarınızı nasıl etkileyecek? Efendim Necip Bey lütfen. Efendim bir açıklama yapmadan. Necip Bey. Necip Bey lütfen. Necip Bey haber yapın. Eşim. Nasıl oldun? Şimdi daha iyi misin? Değilim. Hadi gel. İstersen biraz bahçeye çıkalım. Hem temiz hava da iyi gelecektir sana. Bana gerçekten yardım etmek istiyor musun Çınar? Tabii ki de. O zaman babamı bulmama yardım et. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Söz mü? Söz. Boyunca gazetecileri konuşmaktan fırsat bulamadım abi. Gün geçtikçe sana olan hayranlığım artıyor. Müthiş bir hatipsin. Çınar hesap sorunca bir ara korktum ne yalan söyleyeyim. Ama laf cambazlığınla, kurnazlığınla lafı ağzına tıkadın. Bundan sonra hayatta bizden şüphelenmez. Reyhan, vaktini bunlarla harcayacağına, ailene, şirketin işlerine hassasiyet göstersen herkesin ayrını olur. Peki abi. Sana kolay gelsin. Bizden. Kaç senedir yanımda çalışıyorsun Nilgün? 4 yıl olacak. Hı. Ve hala öğrenemedin. Şirkette akrabalık ilişkileriyle konuşulmayacağını. Eşiniz değil. Mehmet Bey diyeceksin. Özür dilerim Reyhan Hanım. Bir daha olmaz. Niye azarlıyorsun kızı sabah sabah? Çiçek kimden diye soruyorum. Mehmet Bey diyeceğini eşinizden diyor. Salak kız. Şuna bir baksana Mehmet. Toplantı için sunum dosyası hazırlattım. Eksiği var mı diye bakmaya halim yok. Oğlum arabanın torku canavar gibi ya.
Hafif basıyorsun abi. Anında hızı alıyor. Ben değer diyorum ama annem bir şey yapma. Neredeydin oğlum ilk ders? Abi dersi bırakmışım. Baba gibi sesleri geliyor. Çınar. Yapamayacağım galiba. Eşim. Eşim eğer şimdi yapmazsan bir daha hiç yapamazsın. Olanlar ne senin ne de Kerem'in seçimi. Eğer kendini suçlu hissedersen insanlar daha fazla üstüne gelecektir. Sana bunu yapmalarına izin verme. Şimdi başını dik bir şekilde git ve başladığın işi bitir. Becerebilir miyim sence? Benim tanıdığım Yeşim aklına taktığını yapar. Bak bu doğru işte. Tamam o zaman. Sağ ol. Yardımcı olmamı ister misin? Ben hallederim. Sen de gir içeri hadi, sağ ol. Arkadaşlar biri daha çalıyor. Kim? Arkadaşlar kim? Annem olduğu için utanıyorum. Ne olur ya yapma. Kerem. Dokunma bana. Bu haberler ne? Hepsi yalan. Uzak durun benden. Hiçbirinizi istemiyorum. Neden? Neden abla? Bana tek bir neden söyle. Bak gördün mü? Sen de bir şey söyleyemiyorsun. Ben seni seviyorum. Ben. Ben seni seviyorum Kerem.